Evet, merhabalar. Bugün BMW Motorrad 6 navigatörün ekran değişimini yapacağız ama benim bazen sonradan aklıma geldi keşke video çekseydim. Ekranı sökmüş bulundum. Ondan sonra dedim ya ben bunu dedim niye bir videosunu çekmeyeyim? Çünkü internette hiç Türkçe video yok. Ama zaten sökmesi çok basit. Şöyle görmüş olduğunuz sökülmüş hali. Sadece yapmanız gereken şu, ben şöyle bir tarif edeyim size. Bunun arkasındaki şu iki tane vidayı söküyoruz. İlk önce pilin kapağını çıkarttık. Ondan sonra soketten çekiyoruz. Şu soketi. Buradan çekiyoruz, bunu çıkarıyoruz. Ondan sonra buradaki kapak, şu kapak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şarj ettiğimiz, işte açma yerin olduğu kapak biraz zor çıkıyor. O yüzden şu köşeden ben biraz burayı zedelemek zorunda kaldım. İnce bir tornavidayla. Şöyle hafiften kaldırdıktan sonra şöyle bir plastik bir şeyle şunun kenarlarını şöyle çentiklerinden kurtararak bunu çıkarıyoruz. Bunu da çıkardıktan sonra tekrardan başa dönelim. Şurada 1, 2, 3, 4, 4 mü? 4 tane vidayı da söküyoruz. Ondan sonra ekranımız, bu yeni ekran. Şu ekranımızı şu şekil açıyoruz. Şurada, şurası, bir saniye. Aslında karışık gibi anlatıyorum ama karışık değil. Şu gördüğünüz çok ince teknoloji harikası olan fişi, soketi şuradan çıkarıyoruz. Ama nasıl çıkarıyoruz? Küçük bir detay. Bakın şimdi kamerada gözükecek mi bilmiyorum. Şimdi ben göstermeye çalışayım. Şu plastikle yapayım da zarar falan vermeyeyim. Şunu gördünüz mü? Şunu kaldırıyoruz. Bakın şu kaldırdık ve şu şekil bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru soketi çekiyoruz ve çıkıyor. Bu bunun şu kilit mekanizması, bakın şu gördüğünüz tırnakla bile şunu kaldırıyoruz ve bu tarafa doğru çekip çıkarıyoruz. Ondan sonra ekranımız şöyle elimize geliyor, olduğu gibi bu böyle komple değişiyor. Şimdi burada AliExpress'ten aldım, orada özellikle göstermişler şuralarının yapısını, resmini çekmişler yani. Aynı yapıda olan ekranı alın diye. Valla ağırlıktan kalite, arkasında BMW Motorrad yazıyor. Her şey aynı. Orijinal mi bilemedim ama şöyle gördüğünüz ekran. Problem tabi malumunuz ghosting, hayalet parmak, ghost finger, artık ne derseniz. Evet, şimdi ekranımızı alıyoruz. Şu şekil çeviriyoruz. Buradan nasıl göstereceğim bilmiyorum ama bu soketi şu yuvaya oturtturup şu demin de dedim beyaz parçayı katlıyorum üstüne doğru ve kapatacağım. Evet, başlayalım hayırlısıyla. Şu neymiş, bu da bant mı nedir? Evet. Bu işlemi yaparken bazı telefon tamir sitelerinde görürsünüz vücudunuzdaki statik elektrik mi diyorlardı, onu almak için böyle bir evinizdeki topraklamaya ya da herhangi bir topraklaması olan bir bilgisayarın kasasına, demir olan kasasına bir telle kendinizi bağlarsanız iyi olur. Benim de yapmam lazım ama yapmıyorum. Önemsiz gibi gözüküyor ama önemli olabilir. Valla bu biraz zor gibi olacak ama bakayım, deneyeceğiz. Çıkarırken çok kolay. Ama ben de ilk defa takıyorum. Yo, bakın şöyle yerine getirdim. Tık etti, oturdu.
Şimdi o beyaz parçayı hayırlısı da şöyle üstüne kitleteceğim. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Gördünüz. O beyaz parçayı da üstüne şey yaptım. Böyle biraz sert, ince tornavida tarzı plastik bir şeyiniz varsa onunla yapın. Ondan sonra da şu yapışkan plastiği bandı. Bu kendi içindeydi zaten. Oranın üstüne şöyle seriyoruz. Muhtemelen sarsıntı filan hani açılmasın diye. Şu yeşil plastik bant şöyle güzelce yedireyim. Artık yapışkanlığı çıkarttıktan sonra ne kadar kaldı bilmiyorum ama. Ne yaptık? Bu kadar. Bundan sonraki işleminiz basit. Bir de küçük bir detay yine vereyim ben size. Burada şurada fitil var. Bu fitile de dikkat edin. Yerinden çıkmış olabilir. Siz söktüğünüzde sökerken çıkarabilirsiniz. Onun güzelce yerinde olduğuna dikkat edin. Sonuçta o su almamasına yarayan fitil arkadaşlar bağlantı noktasından. Bir de pilin olduğu yerde bir fitil var. Şurada. Orada bir fitil var. Diğer kapağın altında bir fitil göremedim. Orada demek ki bir su geçecek mekanizma yok. Ya da muhtemelen burada kapak var ama şuranın etrafında içeride bir izole bir şekilde yapılmış o düğme muhtemelen. Evet neyse yerini oturtturuyoruz. Oturtturduk. Herhangi böyle bir klik milik bir şey yok. Yerine oturduktan sonra oturttuktan sonra evet pilimiz olduğu gibi şöyle koyduk. Koyduktan sonra soketi taktık. Şurayı çöküyoruz içeri doğru. Yani şu tırnağınızı şuraya doğru bastırın. Şu iki tırnağınızla da şunu şöyle çekin. Bu kadar. Yani şu parçayı içeri bastıracağız. Kilit mekanizması bu soketin. Taktık. Klik etti. Ondan sonra 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane burada. 2 tanesi pil kapağı. Pil kapağının vidası 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anahtarın ismini diyemeyeceğim. Pil kapağı yani sadece pil kapağı yıldız tornavida. Diğeri arkadaşlar böyle kaç köşeli 3, 4, 5 köşeli yıldız anahtar ama çok küçük. Benim şöyle pek sağlam bir şey çıkmadı ama bu telefon ekranı için almıştım şöyle 3-5 liraya AliExpress'ten şöyle küçük telefonları sökmek için anahtar seti alırsanız çünkü pek evde bulunabilecek anahtarlar diye çok küçük böyle yıldız tarzı anahtarla sıkıyorum bunları. Valla üstünde yazıyor mu bunun ne olduğu? Dur bakayım. T5 tamam. T5 buna tam uyumlu. Şöyle oturtturduk. Evet. Bunu da sıktık hayırlısıyla. Ama vidaları çok zorlamayın. Altını çizerek söylüyorum. Benim birkaç tanesi herhalde yalama oldu gibi. Ama bolca vida olduğu için bir şey olacağını sanmıyorum. Tekrardan şimdi pil kapağını takarken ne yapıyorduk? İlk önce şu çentikleri şu alttaki bölüme geçiriyoruz. Ondan sonra kapağımızı oturtturuyoruz. Yıldız tornavidayla sıkıyoruz.
Evet, bunu da yıldız lan devam. Yıldız bir büyük alırsak daha iyi olur. Tatlı bir sıkalım. Bu kapağımızı da click sistem şöyle geçiriyoruz. Ondan sonra burayı bastırarak çıt sesini duydunuz, yarışma başladı ve olmuştur. Evet, üstünde bir kağıt. Benim öbürküsünde ekran koruma folyom vardı. Folyom artık neyse. Şöyle açtık. Ha, ve açtım ama şey de açılmış. Evet. Kartımız. Şuradan. Çalışıyor. İnşallah bir sorun olmaz. Hazır böyle çalışırken de bunu Türkçe'ye alalım. Hem de böyle hangi diller olduğunu görüyorum. Macarca, Polonyaca, Romanya, Türkçe. Bayağı bir dil var. Yanlışlıkla Japonca alırsak var ya. Eyvah eyvah. Ondan sonra. Ellerim biraz pis de ondan olabilir. Türkçe yaptık. Kaydet. Ya bir de tom da olsa ne olursa olsa buna ekranları pek böyle dokunmatik. Hayır. Pek düzgün çalışmıyor. Hayır. Tamam. Evet, gördünüz. Ekranımız değişti. Umarım yararlı bir video olur. Şeye şaşırıyorum. Çok cihaz kullanan var. Türkiye'de var. Neden hiç kimse bu tarz video çekmemiş? Hayret. Ben bulamadım valla. İnternette benden daha profesyonel çekim yapan videolar da var. Ama olsun, bir tane de bizden olsun. Hoşça kalın.